Yandı mı acaba bu ya? Yok. Gayet iyi bence rengi. Tamam, sakin. Ah. Sakin. Tamam. Benim burnuma öyle buram buram harika kokular geliyor da ben de öyle çok aç olduğumu belli edeyim dedim. Evet. Ha? Benlik bir şey var mı orada bakayım? Yok. Yok mu? Bırakayım mı? Ama o biraz şey bayağı bir kurumuş. Sen bunu sonuna kadar açmışsın, kıssan mı? Kapattım bayağı... kapattım oldu zaten. Sonuna kadar biraz suluk alsın öyle çok. Tamam. Kahverengi olmuş, siyaha doğru gidiyor. Ha. Şey her şey hazır. Hmm. Nasıldı dün gece? Yani nasıldı derken rahat uyudun mu? Yani benden sonra kabus falan görmedin değil mi bir tur daha? Yok çok rahat uyudum. İyiydi, okey, iyi. Yani psikolojin iyi şu an. Evet. Ben ekmek de kızarttım. Evet. O biraz kızartma, o bir tık ötesine geçmiş o sanki, evet. Kömür gibi olmuş ama şu iyi, bu çıtır duruyor. Ha, onu zaten ben senin için çıtır, bu şey, da, evet. Bu benim için. Öyle seviyorsun. Anladım. Fazla kızarmış seviyorum da. Ben o zaman geçiyorum. Lütfen otur. Bir şey yapmıyorum. Zaten yapmak istemiyordum ben. Hı? Yiyeceğim yani. Yumurta geliyor. Geliyor. Gelsin bakalım. Gönder. Yumurta da geldi. Gerçekten çok iyi görünüyor. Tadı nasıl kim bilir? Yiyorum. Aa şey, yani görüntüsüne çok takılma. Tadı konusunda çok iddialıyım. Okay. Öyle diyorsan. Canda. Canda mı? Şimdi neredesin? Pardon, şey kaldı. Canda. Canda. Kalpli kalpli hem de. Popülersin ya baya. Coşma ya. Anlatacağım sonra. Hayda. Bunlar yine can ciğer kuzu sarması olmuşlar ya. Ben şimdi bu merakla acaba nasıl spor yapacağım? Neyse. Hadi Ayhan. Çıkalım mı artık? Yani daha fazla geç kalmayalım. Çıkalım. Çıkalım. Ya bak ben dün şarja takmayı unuttum. Telefon kapalı. Bayağı merak etmişlerdi şimdi. Ölü taklidi falan yapıyoruz her şeyler. Ben onu şarjı takayım öyle çıkalım. Tamam. Ya da etsinler ya ama ne olacak? Toplayalım mı beraber ha? Ben toplardım. Yok toplayalım ya. Tamam. Beraber yiyebiliriz. Öyle. Şunu yeseydin ya. Bir daha ben halledeceğim. Ay dur burada dur. Ne oldu? Dur. Ne oldu? Kedi mi geçiyor, köpek mi geçiyor? Ne oldu? Ay, ben burada ineyim. İneceksin. Niye? Ne oldu ki? Ay, şirkete şimdi beraber girmeyelim. Sen önden girersin, ben de arkadan yürüyerek gelirim şirkete. Geç kaldık zaten, dikkat oy, çekmeyelim. Oy oy, bak yine dejavu oldu görüyor musun? Bu üçüncü dünden beri. Hayırdır inşallah. Neyse, kahvaltı harikuladeydi. Eline sağlık.
Teşekkür ederim. Yani bir Van kahvaltısı bir seninki yani böyle kararsızım tam böyle kontrbiyedeyim. Evet evet yani elimin lezzetine çok güveniyorum ben zaten. Ya aslında ben de çok teşekkür ederim sana yeniden arkadaş olduğumuz için. Ne demek arkadaşım lafım olur. Rica ederim. Elden gel o zaman. Elden gel öyleli. Peki. Okey. Tamam. O zaman sen şirkete geçersin. Ben arkadan yürüyeyim. İstersen gidersin. Patronsun sonuçta. İniyorum o zaman ben. Okey. Sen geç ben geliyorum diyorsun. Yavaş yavaş yürürüm. Çok uzak değil zaten. Yürüyüş olur. Sabah yürüyüş olur senin için. Çok güzel bir kahvaltı yaptık çünkü. Yürüyeyim. Ne var? Ulan! Şirketten değil değil mi bizim o? Tanıyor musun? Yok yok hayır. Acele anne, acele anne. Bitirdin yani o kadar dosyayı. Fotoğrafik olsa tabii. Yaptırdım bu arada alarm sistemini, ilgilendim. Halloldu yani. Bütün işi bana yüklediniz çünkü. Buyurun. Lütfen, siz buyurun, lütfen. Önden buyurun. Düşünceli hareketler. Sen? Yok kendi kendime size demiyorum. Bas istersen ben karışmıyorum. Yok ben öyle bir sorumluluk almam sonra şey oluyor. Beraber o zaman. Nasıl diyor Cemal Süreyya? Ne günah işlediysek yarı yarıya diye sevda sözlerinde. İlgilenmiyorum. Bilmiyorum yani. Şiirleri Bambi'ye okursun. Duyamadım. Siz bu gece Gamze Hanım'la beraber mi olacaksınız? Sen akşam Fabri ile mi çalışmaya gideceksin? Hı? Hı hı. Evet, çalışacağız birlikte. Beraber, ikimiz baş başa. Baş başa. Ben ilk onu duydum zaten. Baş başa, ilk o. Hı hı. Dikkatimi çekti o kelime. Sonra da belki... Ha, sonrası da var. Bilmem sizin var mı yani Bambi ile Gamze Hanım'la? İşte Gamze de bana gelecek. Ne yapsın? Baş başa olacaksın. Hmm. Sonra da... Sonra belki Fabri Bey'le bir mekana gidip bir şeyler falan içerim ben de. Olmaz. Nasıl olmaz? Ne olmaz? Olmazsa olmaz. İçin, için tabii, için. Biz de film seyrederken muhtemelen bir şeyler içeriz diye düşünüyorum artık. Yani Gamze'de eşek değil ya, eli boş gelmez herhalde. Anladım. Yanına yapışsın o iler senin. Nasıl? Fermuarı diyorum. Ne tür bir film izleyeceksiniz peki? Bilmem, romantik diye düşünüyorum ya. Yani genelde o şekilde seviyor çünkü Gamze. Daha önce baş başa filmler izlenmiş yani. Ben aksiyon sever diye düşünüyorum ben. Yok yok, aksine çok romantik bir ruhu vardır onun, Bambi'nin. Benim de Fabri Bey'le öyle bir mekana falan gidesim yok ama. Abes zaten. Ne gerek var bence? Hiç gerek yok gitmenize. Belki biz de film izleriz, sinemaya falan gideriz. Bilmem. Sinemaya diyorsun. Hı hı. Geç olur be. Hı? Geç mi olur? Yani arkadaşın olarak söylüyorum. Yanlış anlama sakın. Kusura bakma. Yani sabah erkenden kamp olduğu için geçe kalmasam mı acaba? Arkadaşlıkla ilgili yani bir... Siz de film izleyeceksiniz. Öyle geç uyumayın. Çünkü kamp var yarın. Erken kalk. İyi eğlenceler o zaman arkadaşım. Sana da arkadaşım. Kolay gelsin. Alo Gamze, ne haber?
Ya şimdi geldim eve de ben oturuyorum öyle çok yorulmuşum. Bugün biraz ekstra yoğun geçti ajans. Yarın da sizin iş için kampa gideceğiz. Ben bugünlük bir dinlensem mi evde bir güzel? Sen beni affetsen ha? Aynen. Tamam. Tamam. Çok güzel işin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ha, kampa mı geleyim diyorsun? İyi, okey. Gel tabii gel. Gel. Yok canım, ne sakıncası olacak tabii ki. Tamam. Ben yer ve saat bilgilerini gönderiyorum o zaman sana hemen. Okey. Tamam, görüşürüz o zaman. Bay bay. Mesaj mı atsam acaba? Çaldırıp kapatsam, video göndersem, ses kaydı. Ses kaydı olabilir. Ne yapıyorsun? Sen kafayı yedin iyice. Ya sen karışmasana. Benim kafamı karıştırma ya. Meraktan çatlıyorum ben burada. Ne diyeceksin arayıp? Olmaz. Sakın arama. Merak etme. Hiç çaktırmayacağım. İzle ve gör. Salim. Salim. Salim, bayağı bir ses geliyor arkadan. Duyulmuyor, bayağı bir gürültülü. Öyle sessiz bir yere mi geçsen, ne yapsan? Anlamıyorum. Alo? Can? Can? Alo. Can, yanlışlıkla ben seni mi aradım? Hayır, yanlışlıkla bir de. Müzikli bir yerdeyim ben. Fabri Bey'le yemeğe geldik. Eğer duyamıyorsan o yüzdendir. Müzikli bir yerdeyim, evet. Siz hani çalışacaktınız beraber? Ben sizi beraber çalışacaktınız zannediyorum. Siz yemeğe mi gittiniz? Bir de böyle hem de müzikli bir yere mi gittiniz? Çalışırken biraz karnım acıktı da öyle oldu, evet. Anladım, anladım. Gamze yok, sen durdurma ya Gamze, ben... Geliyorum hemen. Ya sararız geri, hiç problem değil. Sararız, sararız. Durdurma sen, devam et. Daha rahatsız da olma sen zaten. Uzan, uzan. Sen uzan. Geç, ben geliyorum. Geliyorum hemen. Rahatsız olma. Film izliyorsunuz herhalde rahat bir şekilde, ben o şekilde anladım. Evet ya, koyduk bir film, koyduk izliyoruz. Uzan falan da dedin çünkü. Rahat, rahat izliyorsun. Hı. Fabri Bey, Fabri Bey, şampanya mı? Fabri Bey, ay Fabri Bey gerçekten inanılmazsınız. Yani biraz daha şampanya bana fazla gelebilir. Gerçekten hiç gerek yok. Ne, öyle mi diyorsunuz? Bir tane daha. Ay, bilemedim ki şimdi. Ya Gamze, sen o şişeyi açma. Bak, İspanyol şarabı var. Onu içelim, onu içelim. Evet, evet, evet. Çünkü ben onu özel günler için saklamıştım, onu içelim. Onu bırak. Anlamadım. İspanyol şarabı mı? Bambi, Gamze Hanım çay sevmiyor mu? Ben o şekilde hatırlıyorum. Çünkü çok çay getirip götürdüm ona. Öyle hafızamda kalmış benim. Ay Fabri Bey! Fabri Bey, ne dansı! Gerçekten inanamıyorum. Ay, bu sizdeki bu enerji peki nasıl olacak? Yani... Tamam edebiliriz. Ay, bilemiyorum ki, ben pek beceremem aslında ama... Dans diyorsun yani bir de. Ay, çok enteresan. Sabahlar olmasın diyor Fabri Bey. Ne yapacağımı bilemiyorum şu an. Çocuğum, kıssana şu müziğin sesini. Kıssana, duyamıyoruz birbirimizi. Sana sesleniyoruz, duymuyorsun. Hadi kapat. Allah Allah. Salim. Senin annenle baban mı orada? Alo. Müziğin sesi biraz fazla burada. Tam konuşamıyoruz da, isterseniz ben rahatsız etmeyeyim. Kapatayım ben. Ha, öyledir, öyledir. Ben anladım Sanem senin evde olduğunu. Yani bence hiç uzatmana gerek yok yani. Anladım ben senin evde olduğunu.
Anladın yani. Ha. Nasıl anladın? Şaka yaptım. Şaka da mı yapılmayacak? Değil mi? Arkadaş değil miyiz sonuçta? Birbirimize şaka yapamayacak mıyız biz? Neyse. Filminizi böldüm ben sizin. Rahatsızlık hiç vermeyeyim. Ya sana güzel şaka yapılabiliyor ama. Yani sen hiç anlamıyorsun. Nasıl yani şaka? Siz de mi şaka yaptınız? Yani Bambi ölümü. Gamze Hanım orada değil mi? Film izlemiyor musunuz? Hayır. İspanyol şarabı yok mu? Hayır. Ne diyorsun? Süper. Süper derken yarın kamp var. Yani erkenden yatarsınız diye düşünmüştüm. Çünkü arkadaşlar bugünler içindir. Yani yorgun falan gelmenizi hiç istemem çünkü işe. Değil mi? Arkadaşlar birbirini düşünmeli. Anladım arkadaşım, anladım. Tamam. Ben rahatsız etmeyeyim seni hiç. Okey. Görüşürüz o zaman yarın sabah. Görüşürüz. İyi geceler arkadaşım. Tamam, bay bay. Gerçekten de hiç çaktırmadın. Çok iyiyim. Asla anlaşılmadı. Arkadaşlar Compass Sport markasının mümkün olduğu kadar fazla ürününü bizzat deneyip tecrübelerimizi not edeceğiz. Daha sonra bilahare reklam kampanyası üzerinde oturup tekrar çalışacağız. Ben bu şekilde süreci bizzat deneyimleyerek çok daha iyi fikirler elde edeceğimize inanıyorum. En iyi fikri ve sloganı bulan kişi benimle birlikte projenin başında olacak ve sürpriz bir de hediyenin sahibi olacak. Çok. Hep beraber çalışmak. Yani ben stajyer metin yazarı olduğum için benim için büyük bir şans. Bence de öyle de şu konsantrasyonunda senin için imkansız gibi bir şey. Size de hak veriyorum tabii. Ben hep haklıyım. Be strong. Why so? Why? Ayhan senin ne işin var burada? Salim. Sana özellikle güveniyorum. Yani tüketiciye verecek pratik mesajlar çıkabilir senden. Eğer ürüne ve kampa konsantre olursan altından kalkamayacağın şey yok. Vallahi ben bu outdoor işinin altından girerim, üstünden çıkarım. Öyle mi diyorsun? Tamam. Ayrıca takıldığın bir konu olursa da gurur yapma yani kafana takıp. Bana çekinmeden sorabilirsin. Ay, ürünler o kadar pratik ve basit ki. Ha. Ben size hiçbir şey sormayacağım, emin olabilirsiniz. İyi. İlk etapta çadır ekibine katılabilirsin. O şekilde. Aynen öyle. Pratik bir çadır kurarak başla işe. Tamam mı? Tamam. Aa, Gamze geldi. Gamze, hoş geldin. Günaydın. Ne işi var onun burada? Yine mi bu kadın ama? Hemen hemen birbirimize benzer cümleler kurduk Deren Hanım. Aynen öyle oldu. Koş. Günaydın. 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 Gamze Hanım, sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk biz sizi. Ürünlerimizi denerken ev sahipliği yapmak istedim. Hem belki soracak sorularınız falan olur. Evet. Çok güzel düşünmüşsünüz onu. O zaman buyurun, ben sizi ekibin yanına götüreyim. Arabada eşyalar vardı, onları alıp... Hallederim ben. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Görüşürüz yolumu. Gamze Hanım'ın burada olacağımızdan nereden haberi oldu acaba? Ben dün telefonda söyledim. Telefonda? Ne oldu, bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim de. Yani şimdi bir reklam kampanyası yürütüyoruz ve o reklam şirketinden birinin burada olması sorun olmayacak mı? Yani diğer ajanslar haksız rekabet demezler mi? Bence Gamze Hanım'ı böyle kibar bir şekilde yolcu edelim. Her ajans ürünleri deneyebilir yani. Böyle bir hakkı var isterlerse. Ürünleri deneyebilirler ve ürünlerle ilgili bir şey sorabilirler. Compass Sport da ajanslara yardımcı oluyor yani. Eşit mesafe. Gamze de benim arkadaşım olduğuna göre bizle birlikte bir gün geçirmesinde bence hiçbir sakınca yok. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Çok haklısınız. Bana ne zaten? Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. Sonra laf olmasın diye.
Yani peşimden geliyorsunuz değil mi? Sonra demesinler haksız rekabet falan yapıyorlar diye. Yok demezler, merak etme, öyle bir laf olmaz. Çünkü Gamze zaten o kararı verecek mercide değil yani. O karar verecek ekipte değil zaten. Buongiorno. Seyircan. Fabri Bey. Sizi beklemiyorduk. Ben siz yine ortağınız değil miyim? Evet. Öyle maalesef. Elemanlarımızın çalışmalarını ve yeni projeleri bundan sonra daha yakından takip etmek istiyorum ben. Zor olmasın doğa koşulları. Pek şehir hayatına benzemez buralar. Siz hiç merak etmeyin Senior Can. Benim de outdoor deneyimlerim var oldukça. Hadi ya. Üniversite yıllarında Alpler'de ya dağcılık yapmışlığım bile var. Arada sırada parasailing'e giderim. Bir de rüzgar sörfünde de birkaç madalyam var, yeterli mi sizin için? Vay be, bunlar çok önemli donanımlar. Yani bizim burada size çok ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. AB statüsündeki bir grup, yani tüketici grubunun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, evet. Kesinlikle doğru. O zaman ben size malzemeleri göstereyim. Ürünleri tanıtayım. Tabii.